Özgür Kanal Aktivitesiniz günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı konuşuyoruz çünkü son siyasi gündem o. Biraz önce bir gazeteci arkadaşlarımızla orada yaşananları konuştuk. Yine bu kurultay sonrası Türkiye'nin siyasi gelişmeleri konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ne olacak, hareketi ne olacak, yeni yönetim nasıl şekillenecek ve bu kurultaydan hangi sonucu çıkarmalıyız diye sorduk. Şimdiki konu bu kurultayın mimarı. Niye mimarı? Çünkü gördüğünüz o model, o çağdaş, o yerleşik kurultay düzenini sağlayan, bu konuda projeleri geliştiren ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı bir yönünü bize gösteren şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızı ve Genel Saymanı Sayın Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu. Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Aslında öncelikle teşekkür ederim. İlk defa bir kurultayda terlemedik, aç kalmadık, yani tuvalet aramadık. Sıkıntıya girmedik. Yani şu insanın aklına geliyor biliyor musunuz? Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi kendi kurultayını bile devleti idare eder gibi yapıyor. Yani büyük düşünüyor. Kompartmanlara bölünmesi, oradaki kurultaydaki o düzen, güvenlik önlemleri, insanların birbirine saygısı, o eskisi gibi sandalyelerin havada uçtuğu ya da hatırlar mısınız bilmiyorum, o Büyük Anadolu Oteli'nde bir tel örgülü jandarmalı bir kurultay vardı. Delegere bile girememişti. Jandarmayla partili birbirine girmişti. Yani çok tatsız günler geçmişte. Ama o günler geride kalmış gibi görünüyor. Öncelikle bu kurultayı siz tasarladınız. Ben biliyorum. Bir komite olarak, bir başında organizasyon siz vardınız. Komitesi olarak yaptık. Oğuz Kağan Salıcı, Muharrem Erkek, Deniz Demir, Engin Özkoç birlikte bir komite oluşturmuştuk. Beraber yaptık bütün bunları. Nasıl oldu? Bilkent nereden aklınıza geldi? O güzel alan, vadi gibi bir yer, o dayanın bulunduğu yer. Nasıl planladınız? Kaç metrekare? Neler yaptınız? Çok kısa bir özetler misiniz bize? Evet, çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz normalde kurultayımız, 37. kurultayımız Mart ayındaydı, 28-29 Mart tarihinde. Hep olduğu gibi yine bir şey de yapacaktık, kapalı spor salonunda yapacaktık. Bu pandemi çıktı Mart ayında ve bütün toplantılar gibi bizim de kurultayımız iptal edildi 10 gün kala. Halbuki bütün hazırlıklarımızı yapmıştık da. İptal edilince belirsiz bir hale geldi, ne zaman yapılacağı belli olmadı ama bu normalleşme süreci içerisinde Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtik. Onlardan yazılı olarak sorduk. Bilim Kurulu üyeleriyle görüştük. Yaparsanız bu Temmuz ayı içerisinde yapın. Yoksa bayramdan sonra, özellikle Kurban Bayramı sonrası yapmak çok zor olacak. Hatta gelecek sene Nisan'a kadar yapılamaz dediler. Bunun üzerine biz Temmuz üzerinde açık havada yapmak üzere. Tabii şart da oydu. Kapalı alanda yapılması mümkün değil dendi. Çünkü bu kadar insanın bir araya gelmesi kapalı bir mekanda büyük sıkıntı olacaktı. Açık alanda yapalım dedik. Yer aradık. Şimdi Bilkent Üniversitesi'nin çok güzel bir amfisi var, Odeon. Orayı belirledik. Ama orası da yetmeyecekti. Sadece hani şey, delegeyi alıyor. 4000 kişilik bir yer. Pandemi koşullarında mesafeye uyarak oturttuğunuz zaman işte 1300 kişiyi oturtuyorsunuz ama onun haricinde bizim kurultaylarımız çok kalabalık oluyor, coşkulu oluyor. Gelen partililer falan böyle 15-20 bin kişi oluyordu. Sıkıntılı olabilecekti, en az 1000 kişi basından geliyor biliyorsunuz siz de. Onun haricinde güvenlik görevlileri, şu bu falan böyle emniyetten gelenler, onları da dikkate alınca teknisyenler, şunlar bunlar. Binlerin olduğu bir şey. Çok büyük bir riski vardı. Yalnız açık havada yapmanın da ayrıca bir riski vardı. Çünkü hem hukuki prosedürü yerine getirmek zorundasınız. Bir aksama olmaması lazım. Bizim kurultaydan önce 7-8 mahkemeye müracaat oldu iptalle ilgili, biliyorsunuz. Kurultay sırasında herhangi bir hatamız olsaydı bitirirlerdi. Hemen mahkemeye giderlerdi. Eksik oldu, yanlış oldu. Kurultay iptal edilsin diye dava açılırdı ama iyi bir organizasyon yaptık arkadaşlarımızla birlikte komite olarak. Güzel bir organizasyon oldu hakikaten. Ben de beğendim içinde olarak.
mümkün olduğunca az hatalı, güzel bir şeyle, organizasyonla tamamladık. Hemen hemen hiçbir şeyimiz olmadı, aksiyan tarafımız kaç olmadı. Kaç metrekareydi? 80 bin metrekare bir alanda 27.500 metrekarelik yeni alanlar oluşturduk. 27.500 metrekarelik yeni alanlar oluşturduk, üstünü kapattık, iklimlendirdik. Oralarda pervaneler falan sürekli ılık hava sağladı, işte su, affedersiniz tuvalete ihtiyacı şu bu. Yani tuvaletler, evet. Tabii yani yine en azından bir 5.000 kişi vardı orada. Var. Dolayısıyla o insanların ihtiyaçlarını, su ihtiyacını, tuvalet ihtiyacını, işte basının işini yapabilmesini, mesleğini yerine getirebilmesini mesela sağlamak falan, bunlar bayağı bir şeydi, zordu, sıkıntıydı. Hem Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 1357 delegemiz, hem partilimiz, hem misafirlerimiz, hem basın genellikle mutlu, memnun oldular. Biz de memnun olduk tabii. Böyle bir zor organizasyonu, ilk organizasyon. Türkiye'de bundan önce hiçbir kongre, kurultay böyle açık havada, bu kadar geniş bir alanda gerçekleştirilmemiş. Bunu gerçekleştirmekten de mutluluk duyduk tabii. Yani CHP yapabilir. İlkleri de yapar. Aklıma o geldi. Her şeyi de başarır. Aklıma o geldi. Evet. Daha önce her kurultaya gittiğimde, ben yaklaşık 30 yıldan beri bu partinin kurultaylarını izledim. CHP döneminden bari. Her gittiğimde aklımda şu olurdu benim. Terleyecek miyim? Su bulabilecek miyim? Yemek yiyebilecek miyim? İşte tuvalet ihtiyaçlarımı karşılayabilecek miyim? Geceye kalıyor, gece ışıklandırma falan. O 80 bin metrekare alan pırıl pırıldı. Aynen. Hiçbir aksama olmadı. Ses düzeninde hiçbir aksama olmadı. Işık görüntülenmede olmadı, hiçbir aksama olmadı. Hiçbir şekilde ışırtı şu bu. En ufak bir sıkıntıya, soruna yer vermedik. Hatta çok şükür. Ekranlarda şeyi izledik. Sandıklara nasıl oy atıldığının, hangi sandıktan kaç oy çıktığını, nasıl tabii dağıtıldığını ekranlarda anlı. Ekranlarda çok da gecikmeden hepsi bütün sonuçlar alındı. Aynen öyle. Keşke seçimler de böyle olsa. Genel seçimler. Aklıma o geldi. Yani o kadar sistematik. Peki yani ayıp olmaz eğer bir sakıncası yoksa. Maliyeti ne bu işlerin? Şimdi tabii yönetmek harcamaktır bir taraftan, ama çok büyük bir maliyet olmadı. Yalnız şöyle, diğer kongrelerimize, kurultaylarımıza göre maliyetli oldu. Çünkü pandemi sonrası otel fiyatları arttı. Daha önce kurultay delegeleri, aynı yerden gelenler bir odada iki kişi kalabiliyordu. Şimdi pandemi nedeniyle tek herkese tek kişilik bir oda vermek zorunda kaldık. Mecliste artış söz konusu olduğu için milletvekili sayısında şeyde de artış oldu. Delege sayısında da artış oldu otomatikman. Bir de oradan böyle maliyetlerimiz katlandı. Bir de açık havada yapıyor olmak, yeni mekanlar kurmak, bunlar da maliyetlerimizi artırdı. Ama parayla yapamayacağımız güzel bir şeyde propaganda oldu. Hem kendi partilimiz partisiyle gurur duydu, hem basın yoluyla bir övgü aldık. Hem de halk nezdinde daha fazla itibarlı, güven veren, yönetebilen bir parti algısını daha da güçlendirdik. Demin bir şey söylediniz, onu size sorabilir miyim izninizde? Başaramazsam istifa ederdim dediniz. Gerçekten öyle mi düşündünüz? Tabii burada bir aksama olsaydı bu Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir sıkıntı olurdu. Bir başarısızlık durumunda istifa ederdim tabii. Evet, bu bunun bir sorumlusu olması gerekir. Biz de şey gibi, AK Parti gibi olacak değiliz. Her şeyin bir tek sorumlusu var. Bir tek kişi yürütme erki seçilmiş tek kişiden oluşuyor. Onun da istifa ettiği falan yok. Ona bağlı olanların istifa ettiği yok. Bu kadar yanlışın sorumlusu yok. Hesap vereni yok. Böyle anormal bir düzen olmuş. Biz de mi onlar gibi olalım? Tabii ki bir yanlış varsa bizden o sorumluluğu alarak bir kişinin istifa etmesi gerekirdi. O da ben olacaktım tabii ki. Bülent Kuşoğlu'na yakışan bir tavır bu. Ben sizi tanıdığım için söylüyorum. Sorumluluğunuzu biliyorum, vicdanınızı da biliyorum. Peki gelelim kurultaya. Siz en çok oy alan ikinci isimsiniz. Şimdi aslında biz kurultaylarda gazeteciler kurultay toto oynarız. Hmm. Yani bir araya geliriz. Bu kurultayda kim rekor kırar? Bu kurultayda kaç kişi listeyi deler?
Dışarıdan ne kadar adam girer? Tabii bu sağ partilerde çok görülen bir şey değil. Orada tutuya gerek yok. Ama zaten, Cumhuriyet Halk Partisi'nde zor bir iştir. Tabii. Evet, kongre başlamadan eline veriyor zaten seni. Bak seçilecek olan bunlar, çıkarılacak olan şunlar. Şunlardan. Zaten. Evet. Diğer partiler de öyle. Öyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten çok bu konuda parti içi demokrasisini, bu bir gelenek aslında. Bir geçmişten tabii bugüne gelen bir yapı. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesine de bununla aykırı olan bir şeyi kabul da ettiremezsiniz. Yani kimse kabul ettiremez. Parti içi demokrasiyi sonuna kadar yaşayan bir parti. Şimdi siz burada 1347 delegenin 862'nin oyunu aldınız. Faik Öztürk var, bir tek sizden fazla oy alan 982. Öncelikle geçen kurultayda yine siz makul ve mantıklı bir oy aldınız ama böyle bir şey bekliyor muydunuz? Kurultay delegesi şu oylamayla size göre sizlere nasıl bir mesaj verdi? Evet, yani kendimden bahsetmeyeyim ama tabii kurultay delegesinin sonuç olarak yaptığı doğrudur. Bunu eleştirme hakkımız yok. Kendi adıma da kendilerine teşekkür ediyorum. Yani nasıl bir mesaj verdi? Herhalde bazı şeyleri, bazı çalışmaları takdir ediyor. Şunu da yapabiliriz. Yani şu kişiler de olsaydı, elenmeseydi, bunları da söyleyebilirim. Özellikle beraber çalıştığım bazı arkadaşlarımla ilgili olarak beraber çalışmaya devam etmek isterdim tabii ki. O üzüntümü de ifade edeyim ama sonuçta delegemizin takdiri her şeyin üzerindedir. Diyecek hiçbir şey yok. Partimize, ülkemize hayırlı olsun. Evet. Peki yani iktidara hazırlık kurultayı, iktidar kurultayı bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu iktidar kurultayına uygun bir yapıyı önerdi mi size bu listeye baktığınız zaman kurultay delegeleri? Mesela bir gölge kabine gibi bir tablo var baktığım zaman aslında. Evet. Mesela siz Gelirler Genel Müdürlüğü'nden gelen devletin dürüst ve namuslu bir bürokratısınız. Yine Faik Öztürk hazine müsteşarlığı yapmış. Aşağı doğru indiğim zaman yine mesela Gaye Uster bir profesör, enfeksiyon uzmanı, sağlık konusunda uzman. Selin Sayakböke yine iktisat ekonomi konusunda gerçekten bir önemli bir başvurulacak bir insan. Yine Veli Ağbaba sendikalar, çalışma hayatı, işçiler konusunda yine bir uzman. Oğuz Kansalıcı kendi de yaptığı işte istikrarlı bir insan. Umut Aktağ'ın iyi bir avukat. Bakıyorum da şöyle. Şey, bilim kültür platformunda da çok değerli arkadaşlarımız var. Onları seçilen. Söylemeye hiç gerek yok. Evet. Mesela orada pırıl pırıl bir Fethi Açık Halber, pırıl pırıl bir Yunus Emre var. Pırıl pırıl bir yine hanımefendiler var, iki tane gerçekten bir doktor, öbürü bilim insanı. Yani onları söylemeye gerek yok. Hele Fethi Açıkar'ın özellikle partinin yeni programını yazan isimlerden biri. Yani partiyi iktidara hazırlayan seçim, evet, bildirgesi dahil bir isim. Şimdi bu listeyi delegasyon kafasında kurduğu, ya eğer ben iktidara gelirsem beni yönetecek insanlar şunlar olmalı diye mi düşündü de böyle bir oylama sonucu liste çıkardı? Çünkü bu baskıyla olacak ya da oturup bir kombine bir şey kuracak bir organizasyonda olacak bir iş değil. Bu rastgele, evet, bir iş de değil bana göre. Bu bir kabine mi? Öyle diyebiliriz. Bir taraftan da şu var. Şimdi biliyorsunuz ittifaklar dönemi. Cumhuriyet Halk Partisi de ittifakların bu taraftaki özellikle Millet İttifakı'nın liderliğini yapıyor. En büyük parti olarak. Bir taraftan partinin kimliğini kaybetmemesi, o yüzyıllık mücadelesine devam edebilmesi, ikinci yüzyılda genel başkanımızın verdiği mesajda olduğu gibi ikinci yüzyıla, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ve partinin ikinci yüzyılına hazırlık yapabilmesi için hem kimliğini kaybetmemesi hem de ülkeyi yönetecek kadrolarını seçebilmesi gerekiyordu. Yani bu kadrolar tümüyle değil, muhakkak ki yapılacak olan bir seçimde buna da ilaveler olacaktır. Meclis kadroları ilave olarak var. Parti meclisi sadece CHP kadrolarını göstermiyor. Onun dışında da CHP üyeleri var, meclis kadrosu var. Bunun genel merkez kadrosu, parti hiyerarşisini gösteren parti meclisi
kurultaydan sonraki, genel kuruldan sonraki en önemli, en yetkili kurulumuz, meclisimiz. Bunları gösteriyor. Yani hem yönetimi gösteriyor, ülkeyi yönetecek olan kadroları, hem de partinin kendi köklerine bağlı kalarak devamını sağlama algısını gösteriyor. Her ikisinin de birlikte oluştuğu bir şeydir, listedir bu. Bu listeyle ilgili yani bir kulis çalışması yapmadınız siz bildiğim kadarıyla. İşiniz gücünüz başınızdan aşkındı. En son Plan Bütçe Komisyonu'nda gördüm sizi. Kurultaya birkaç gün kalmıştı. Evet. Siz sosyal medyayla boğuşurken kurultay geldi çattı. Yani sizin ayrıca delegelerle doğrudan bu konuda herhangi bir itibatınız da olmadı. Peki bu kadroyu nasıl aldınız Sayın Kuşoğlu? Evet. Nasıl aldınız? Evet. Delegenin takdiridir. Kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Gurur duyuyorum tabii bundan. Delegemizin takdiriyle böyle önemli bir sıralamada, bir kurul, çok önemli bir kurultayda, bir iktidar kurultayında şeref duyuyorum. Ömür boyunca bu şerefi, onuru taşıyacağım tabii ki. Bunu ifade etmek çok zor. Evet, haklısınız. Gerçekten ifade etmek bunu ben zor. Çok zor bir soru sordunuz bana. Haklısınız. O zaman kolay bir soru sorayım. Biraz önce Mehmet Köker, Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili bir açıklama yaptı. Artık erken seçim şart dedi. Yani evet. Bundan sonra Türkiye'nin ne tahammülü kaldı dedi. Bundan sonraki gelişmelere, ekonominin çöküşüne, Türkiye'nin en azından yaşadığı sorun ve sıkıntıların içinde yola devam etmesine artık kimsenin sabrı yok dedi. Erken seçim hemen gündeminde olmalı Türkiye'nin. Bunu siyasi olarak değil, Türkiye'nin bir gerekliliği olarak söylüyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yaptı. 13 maddelik bir ikinci yüzyıl beyannamesi de var. 13 maddenin 13'ü de baktığınız zaman kurulacak yeni bir Türkiye ile ilgili tekrar parlamenter demokrasiye dönecek bir demokratik bir ülke özlemiyle yazılmış 13 madde. Size göre vakit geçirilmeden artık Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki bu yarışı da bitirdi. Bir an önce Türkiye'yi sağlıklı bir şekilde bir erken seçime götürmek mümkün mü? Sizin buna bu çağrıya katkınız var mı? Evet. Şöyle bir sorun var Türkiye'nin Fatih Bey. Bunlar biraz Türkiye üzerinde düşünen herkes farkında. Siz de gayet iyi farkındasınız. Şimdi Türkiye bir meçhule doğru gidiyor. Çok sıkıntılı 18 yıllık bir iktidardan sonra bir noktaya doğru sürükleniyoruz. Bu dış politikada, dünyadaki küresel gelişmeler karşısında da büyük bir sıkıntıdır. Çünkü dostumuz yok. Katar dışında, ki Katar'ı ne kadar ülkenin dostu kabul edebiliriz Türkiye Cumhuriyeti'nin. Çünkü bireysel bazda sadece Sayın Erdoğan'la dostluğu olan bir ülke. Bireysel dostlukları var. Türkiye Cumhuriyeti ile dostlukları yok. Böyle bir yapı. Nereye kadar gideriz? Biz Amerika'yla kötüyüz, Rusya'yla kötüyüz. Bayağı kötüyüz şu anda. Farkında, dış politikayı takip edenler farkındadır. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz kötü. Çevremizdeki hemen hemen bütün ülkelerle, Yunanistan'la, bakın Mısır'la, bakın Libya'da zaten bir iç savaş var. Öbür taraftan Suriye ile, Irak'la, İran'la, yani işte Rusya'yı telaffuz ettim. Hemen hemen çevremizdeki bütün ülkelerle sıkıntıları olan bir ülkeyiz. Problemleri olan bir ülkeyiz. Ve bunları bir de kronik hale getirdik. Yapısal sorunlar haline de dönüştürdük. Dönüştürmeye de devam ediyoruz. Şimdi en son çok fazla girmek istemiyorum ama Ayasofya meselesi. Kendi ülkemizin, kendi topraklarımızın, 500 yıldır bizim olan bu, 500 yıldan fazla bizim olan bu şeyin dünya mirasına mal olmuş bu kültürel eserin tuttuk sanki yeniden bizim değil de bize kazandırılmış gibi camiye çevirdik, kutlamalar yaptık falan. Şimdi Ortodoks dünyasındaki insanları, Avrupa Birliği'ndeki insanları ve oradaki camilerimizi, binlerce cami Avrupa Birliği'nde, binlerce camiyi riske atmış olduk. Oraların tepkisini aldık durup dururken. Bunlar iç politika için yapılan şeyler.
büyük sıkıntılar. İnşallah çok büyük sıkıntılar söz konusu olmaz. Öbür taraftan ekonomide öyle bir noktaya geldi ki, Fatih Bey, geçen biz birkaç ay önce yaptığımız bir programda da söyledim. Ekonomide şu gelinen nokta var ya, geçmişteki krizlerde bu gelinen noktayı çok çok aşmış vaziyetteyiz. Çok çok ileri gitti. Yani aslında bizim 7-8 ay önce geldiğimiz Merkez Bankası rezervlerinin tükeniyor olması noktası, sürekli aşınıyor olması, bitiyor olması noktası, dövizin bitiyor olması noktası, bütün bunlara gelindiğinde iktidarlar şimdiye kadar kriz oldu deyip ya devalüasyon ilan ederler ya bırakırlardı. İflas noktasıydı. Şimdi bunlar onu yapmadılar. Bunlar direniyorlar gitmemek için. Rezervler negatif olmasına rağmen, döviz rezervleri, Merkez Bankası'nın, Türkiye'nin döviz rezervleri negatif olmasına rağmen mevcut bankalardaki rezervleri Merkez Bankası'na, kamu bankalarına aktararak birikimlerimizi, mesela işsizlik fonundaki gibi birikimlerimizi, Türkiye'nin birikimlerini yiyerek işi götürmeye çalışıyorlar. Bugünü de idare edelim, yarını da idare edelim. Sürekli de borçlanılıyor bu arada. Sürekli sıkıntıya giriyoruz. Swap yapıyoruz. Swap da bir anlamda borçlanmadır. En son bazı iddialar oldu. İşte swap karşılığı Katarlara Atatürk Havalimanı'nın taahhüt olarak verildiği vesaire tür iddialar. Bunlara bile cevap verilemedi. Yani Türkiye aslında iktidarını devam ettirmek isteyen, inatla devam ettirmek isteyen bir iktidar yüzünden çok büyük bir sıkıntıya doğru gidiyor. Şu anda hani deniyor ya, bankadaki paranız, birkaç ay önce öyleydi, paramızla ilgili bir sıkıntı olacak mı? Benim biraz dövizim var, el koyar mı hükümet? Hükümet el koymadı o dövizlere ama o dövizleri, o bankadaki dövizi aldı Merkez Bankası'na, onu kullandı. Kamu bankalarına çekti, kullandı, kullanıyor. Ve sizin döviziniz aslında döviz değil artık. Size en fazla Türk lirası olarak ödenebilir hale geldi. Yani böyle çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli, çok sıkıntılı. Yani yarın öbür gün peki dövizini çekmeye giderse çekemeyecek. O noktaya doğru gidiyor Türkiye. Ama yani nasıl olur o zaman, yani mülkiyet ya da sermaye ya da insanların kendi nakitlerini devlet o insana HBVM'den nasıl kullanır? Kullanıyor işte, Merkez Bankası döviz rezervi eksi de demek. Eksi de olmasına rağmen, kaç aydan beri eksi de, negatif olmasına rağmen Türkiye devam ediyorsa bir şeylere, bir yerlerin birikimlerini kullanıyor. Yani sizin birikiminizi kullanıyor. Vatandaşın, şirketlerin elinde bulunan dövizler kullanılarak bunlar yapılıyor. Yarın o şirketlerin borçları ödenme safhasına geldiğinde karşılığında döviz bulunamayacak. İthalat yapma zorunluluk hale geldiğinde bazı mallarda döviz bulunamayacak. Ya da siz paranızı döviz olarak almak istediğinizde döviz olarak alamayacaksınız. Bunları zorluyor. Bu büyük bir sıkıntı getirecek Türkiye'ye. Mehmet Göker arkadaşımızın söylediği çok doğru. Türkiye'nin bunları zorlaması, iktidarın 18 yıldan sonra hala biraz daha kalayım, biraz daha kalayım, ne olur ne olmaz, İşte Ayasofya'yı siyasi mesele haline getireyim, devam edeyim. Ama bu arada da o döviz rezervlerini yiyeyim demesi, birikimleri yiyeyim demesi, işsizlik fonunu tüketmesi, Türkiye'nin ne kadar birikim varsa bütün bunları tüketiyor olması Türkiye'ye büyük bir sıkıntı getirecektir. Yani bu iktidarın devam ediyor olmasının Türkiye'ye çok büyük maliyetleri olacaktır. Her uzayan günde çok büyük bir maliyeti olacaktır. Onun için bir an önce erken seçime gidilmesi, bunun Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bunun cevabında ancak Erdoğan ve Devlet Bahçeli verebilir. Türkiye'yi çok büyük sıkıntıya doğru götürüyor. Türkiye için beka sorunu yaratabilecek noktaya doğru gidiyoruz hızla. Daha doğrusu o noktadayız da. O hız eğilim gittikçe daha da keskinleşerek devam ediyor. Yani şu anda Türkiye'nin yönetimini alsak, Türkiye yönetimini demokratik usullerle, başka hiçbir şekilde düşünmek mümkün değil.
Türkiye ekonomisini ayağa kaldırmamız 6 ay sürecekse, bu aşınma devam ettiği sürece, bu devam ettiği sürece, iktidarın bu tutumu devam ettiği sürece bu yıllar alabilecek hale gelir. Büyük sıkıntılar olur. Maliyeti çok yüksek olur. Altından kalkamayız. Çünkü Türkiye'nin para bulmasının o zaman, döviz bulmasının maliyeti çok daha büyük olur. Siyasi maliyetler devreye girmeye başlar. Onun için Türkiye bir an önce bu iktidardan kurtulmalıdır. Bir an önce Türkiye bu iktidardan demokratik yöntemlerle kurtulmalıdır. Onun çaresi de erken seçimdir. Peki erken seçimi sağlamak için mevcut sistemde ya Cumhurbaşkanı isteyecek ya da parlamentodaki çoğunluk buna karar verecek. Yine Cumhurbaşkanı'na gidecek. Evet. Ama yani nasıl olacak bu iş? Sayın Bahçeli'nin saf değiştirmesi dışında ya da Sayın Bahçeli'nin bir bu hükümete destekten vazgeçmesi dışındaki, o zaman 290'a iniyor parlamentodaki çoğunlukları, bir erken seçim olma ihtimali var mı? Nasıl olacak erken seçim? Başka bir ihtimal yok. Dediğiniz gibi ya Erdoğan karar verecek, meclisin öyle bir iradesi yok. Meclis çoğunluğunun talimat gelmedikçe ya Sayın Bahçeli'den gelecek ya Erdoğan'dan gelecek, öyle bir talimat. Ona göre meclis karar verecek ya da onlar Cumhur İttifakı'nı bitirdik diyecekler. O zaman seçime gidilecek. Ama Türkiye'ye şöyle bir durum var. Her geçen gün ekonomisinin kurtulmasının maliyeti daha da artıyor. Çok kötü noktaya doğru Türkiye'yi götürüyorlar. Çünkü yapılması gerekenler yapılmıyor. Pandemi öncesi yapısal reformlar, hep konuşuyorduk ya burada. Evet, yapısal reformlar tabii, var. Türkiye'nin bunların yapılması lazım. Adalet reformunun, hukuk reformunun, vergi reformunun, sosyal güvenlik reformunun. Bir yıl yapılması gereken iş vardı Türkiye için. Güven verilmesi var. Şimdi pandemi sonrası o yapısal reformların ihtiyacı çok daha fazla arttı. İlave olarak Türkiye'nin, bütün dünya için geçerli biliyorsunuz, pandemi sonrası yeni bir anlayış ortaya çıkmalı dedi bütün ülkeler. Çünkü kapitalizmin krizidir bu aynı zamanda. Daha farklı bakılması lazım. Ne devreye sokulması lazım? Sosyal devletin devreye girmesi lazım. Refah devletinin devreye girmesi lazım. Devletin fonksiyonunun değişmesi lazım denildi, değil mi? Buna göre de daha da yapısal, daha radikal önlemler alınması gerekiyordu. Devlet düzeninin daha farklı hale gelmesi, devlet anlayışının daha farklı hale gelmesi lazımdı. Peki ne yaptık? Pandemi sonrası hiç böyle bir adım atıldı mı? Ne yapısal reformlarla ilgili bir adım atıldı, ne de devlet anlayışıyla ilgili bir farklılık söz konusu. Hani bunlar değişecekti, değişmesi gerekiyordu. Amerika bunu yaptı, Avrupa Birliği yapıyor, bütün dünyada bütün bu adımlar atılıyor. Bizde neden atılmıyor? Devlet anlayışımız değişiyor mu? Yok. Hala özelleştirmeci, hala tarımda, eğitimde, özellikle tarımda, eğitimde ve sağlıkta devletin devreye girmesi gerekiyordu. Toplum sağlığı için, toplumun daha iyi eğitim için. Baksanıza eğitim yapılamıyor. Demek ki devletin daha farklı bir şekilde devreye girmesi lazım. Özel eğitim kurumları falan büyük bir sıkıntı yarattı. Olmuyor, devam edemiyorlar. Demek ki tarımda çok önemli. Tarımda devletin devreye girmesi gerekiyor. Hani bunlar var mı? Yapan bir devlet var mı? Bu iktidar bunları yapabilir mi? Yapamayacağını da gördük. Onun için bu iktidarın daha fazla uzamaması lazım. Uzaması Türkiye'ye çok daha büyük maliyetler getiriyor. Altından kalkamayız maazallah bu iktidar biraz daha uzarsa. Bu iktidar nasıl ömrünü uzatmaya çalışıyor? Ayasofya'yla, Atatürk'e saldırarak, Cumhuriyet'e, değerlerimize, milli manevi değerlerimize saldırarak uzatmaya çalışıyor. Ya Fatih Bey, benim konum değil ya da bugünkü konumuz değil ama Enderun usulü teravih dediler. Enderun usulü hutbe, cuma hutbesi. Yok öyle bir şey. Ya Enderun usulü dedikleri İslam'a da aykırıdır. Birçok noktada o dönemlerde de, Osmanlı döneminde de bu usullerin, Enderun usullerinin aslında ne İslam'a aykırı olduğunu. Ne anlama geliyor Enderun usulü? Ya Enderun usulü, Enderun biliyorsunuz devşirme, Türk olmayan Hristiyan çocuklarının, ki kendileri daha o bilinçte olan insanlardı, özellikle İstanbul'un alınması sonrasında devşirilerek devlet idaresinde, Enderun okulunda okutularak devlet idaresi için, bürokrasi için yetiştirilmesidir. Onların, Enderun'un devreye girmesiyle Türk çocukları, Müslüman çocuklar, bürokrasi devre dışı kaldı.
yok ettiler. Onlar yeni usuller yarattılar. Bunlar o usuller, gelenekler birçoğu İslam'a aykırıydı. Türk geleneklerine de aykırıydı. Biz Enderun'la bakın övünürüz. Çok iyi tarafları da var ama çok olumsuz tarafları da vardır. Bugün olumsuz taraflarının gösterilmeyip sadece olumlu taraflarının gösterilmesi din açısından da sakıncalı. Yani o Enderun usulü teravih şova dönüştürülmüş bir şeydi. O gün de eleştirildi. O gün de hocalarımız İslam bilginleri tarafından bunlar eleştirildi. Onun için terk edildi birçoğu bunların. O günlerde de işte şov yaparak, kılıç çekerek hutbeye çıkmak, bunlar eleştirildi. Tabii bunlar yanlış işlerdi, eleştirildi. Bugün de bunlar gösteriş, şov. Bunlar İslam'ın özünde olmayan işlerdir. Ayasofya meselesi İslam meselesi değildir. İslam'ın hiçbir şekilde meselesi değildir. Ama bunları İslam meselesi gibi göstermek falan bu iktidarın sadece devamını sağlamaya yöneliktir. Buna alet olan bir Diyanet İşleri Başkanı, dine de devlete ihanet ettiği gibi, Diyanet İşleri Başkanımız devlete ihanet ettiği gibi İslam'a da ihanet etmektedir. Bunları görmesi, anlaması lazım bu toplumun. Maalesef bu vaziyette. Ne için yapılıyor bunlar? Bu iktidarın, Erdoğan iktidarının biraz daha devam etmesi için yapılıyor. Devam edemeyecek. Ama bu ülkeyi de felakete, bu toplumu, bu milleti felakete de götürmemesi lazım artık bunları. Bitmesi lazım bu işin. Sonuçta hükümetler gelir, devlet devamlıdır, bu millet devamlıdır, bu devamlılığın devam etmesi lazım. Daha fazla işimizi zorlaştırmasınlar bu toplumu, bu milletin. İşimiz derken milleti kastediyorum. Peki. Bu ülkeyi, bu devleti kastediyorum. Dediğiniz haklısınız sonuna kadar bir siyasi egemen iktidarın siyasetin dışında kendisine rant kazandıracak, ömrünü uzatacak yollar denemesi. Ve devleti kullanması, aynen, ve kültürü kullanması, ama ve değerleri kullanması ve dini kullanması, bunlar çok büyük sakıncalar getirir. Bir de buna uyan bürokratlar var ya, evet, da buna uyan yargı mensupları var ya da buna uyan TSK mensupları var. Bakın Ayasofya'da askeri üniformasıyla kuvvet komutanları namaz kıldılar. Yani evet. Namaz kılmalarını eleştirmek anlamında tabii aklı kıt olanlar bunu böyle anlamasın. Bu değil. Ayasofya bir gösteri yeri. Ayasofya siz de milli ve manevi değerlerinizin güçlü olduğunu biliyorum. Ama ne zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle kritik, böyle tartışılan, böyle zor bir olayda ve günde koca koca komutanlar askeri üniformayla gidip Ayasofya'da o gösteriye dönüştürülen namaza katılsınlar ve askeri üniformalarıyla orada yer alsınlar. Milli Savunma Bakanı ile beraber. Bu doğru mu? Şöyle şimdi Sayın Genel Başkanımıza da biz CHP milletvekillerine de davet geldi Diyanet İşleri Başkanlığı'nca. Ama bu bir şovdu, bir namaz şovu. Biz Cuma günü biz de Meclis Camii'nde benim gördüğüm 7-8 Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili vardı. Ekrem Bey, yine birkaç milletvekili arkadaşımızla Hacı Bayram'daydı Cuma namazında. Yani Ankara'nın birçok camisinde milletvekillerimiz de namaz kıldılar. Bunları şey için söylemiyorum, övünmek ya da bir propaganda ya da farklı anlayıma gelecek bir şey olmasın lütfen. Biz de namaz kılıyoruz. Biz de elhamdülillah Müslümanız. Ama bu iktidarın biraz daha devamı için şova dönüşürse, buna bürokratlar katılırsa, buna Diyanet İşleri Başkanı o şova dönüştürmenin bayraktarlığını yaparsa bu ülkeye yazıktır, bu dine yazıktır, günahtır, yapılmaz bunlar. Nedir? Yani Ayasofya İslam'ın meselesi midir? Cumhuriyetin meselesi midir? Devletin meselesi mi? Ne oluyor? Yani Cumhuriyet... Şey de olur, müze de olur. Cami, bir taraftan da cami olması devam ediyor, ezan okunuyor, namaz kılınıyor. 91 yılından bu yana. Tabii orada bir din adamı görevli, yapıyor bunları birkaç din adamı görevli. Zaten o görevlerini yapıyorlar. Namaz kılınıyor, ezan okunuyor. Yani nedir bu şov? İktidar biraz daha devam etsin diye. Biliyorsunuz siyasal İslamcıların, sadece bizim siyasal İslamcıların bu çok büyük bir şeyiydi. Ukde olarak kalmıştı içlerinde. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı onların şeyiydi. Kilometre taşlarından bir tanesiydi.
eğer Ayasofya'yı camiye çevirebilirsek işte biz bizim önümüz açılmış olur diye böyle bir anormal bir şey içerisindeydiler. Halbuki İslam'sa eğer dert İslam'sa İslam'la ilgisi yok konunun. Siyaset Müslümanıysan senin davan doğru. Siyaset Müslümanıysan gerçek mübin İslam değil de siyaset Müslümanıysan senin davan. Ama bu İslam'ın davası değil Ayasofya meselesi. Zaten cami orası. Zaten ezan okunuyor. Yani neyin şey ya İstanbul'u alan Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın camiye çevrilmesini böyle kutlamadı. Nedir bu dava? Yani sadece iktidarını devam ettirmek için. Bu da yazıktır, günahtır, ayıptır, yanlıştır. Bunu söylüyoruz biz de. Bunu, peki. İslam açısından da yanlış bir şeydir. Devlet açısından da yanlış. Hukuki olan yanlışlıklarını zaten biliyoruz. Ayasofya'dan sonra bir siyasal İslam bir dönem açtı. Yeni bir dönem. Yeni bir tartışma odağı var Türkiye'nin. Yani ısrarla ve inatla bunu deniyorlar, gündeme getiriyorlar. Ne kadar rejimi sarsabilir ya da ne kadar sistemle bunu değiştirebilir bilmiyorum. En son Yeni Şafak gazetesinin bir yayını var. Getirin arkadaşlar o derginin kapağını. Dergi hilafetten ve halifelikten bahsediyor. Evet. Yine Akit gazetesinde hemen Ayasofya namazından sonra yine bir program yapmıştı. Dedi ki sırada hilafet var. Evet. Bu dergiyi bir görelim arkadaşlar. Bu dergide de şu dergi bakın. Bu derginin sahibi Albayrak soyadı. Evet. Hilafet için toparlanın. Artık Ayasofya ve Türkiye hür. Nedir bu? Yani çok böyle bana şey gibi gelmiyor yani. Hani böyle siyaset için kullanalım, atalım bir kenara gibi değil. Daha derinden ve daha komplike bir olay geliştirmeye çalışıyorlar. Evet. Yani ısrarla ve inatla iki sözcük var. Hilafet ve halifelik. Evet. Şimdi ne olacak böyle başkan? Artık Ayasofya ve Türkiye hür. Türkiye hürdür. Şimdi burada şöyle bir hadise var Fatih Bey. Bu zihniyet, bu siyaset Müslümanları, siyasal İslamcılar Cumhuriyet'in kuruluşuna katılmadılar. Cumhuriyet'in kuruluşuna bu zihniyet katılmamıştır. Kişilerden bahsetmiyorum. Zihniyet bu Cumhuriyet'in kuruluşuna katılmamıştır. Onlar için devlet Osmanlı, çünkü hilafet vardı. Onlar için demokrasinin bir önemi yok. Onlar için cumhuriyetin hiçbir önemi yok. Onlar için güya varsa yoksa hilafet. Halbuki Batı şey tarafından, İngiltere tarafından, Avrupa tarafından, o tarihteki küresel güçler tarafından teslim alınmış bir hilafet vardı. Bir Osmanlı vardı. Bir saltanat vardı. Biliyorsunuz Mondros mütarekesini, ondan sonra çıkan Servanlaşmasını ortaya çıkan yani... Şu Ankara ve küçük bir alan bize kalmıştı. İstanbul bile Çanakkale geçilmez diyen askerimizden sonra, askerimiz çekildikten sonra geçilmiş İngiliz gemileri toplarını saraya çevirmişlerdi. O vaziyetteydi. İstanbul bile işgal altındaydı. Mustafa Kemal Atatürk şeye giderken, Samsun'a giderken, İzin almak zorunda kalmıştı. Padişah'tan izin almak değil, İngilizlerden izin almak zorundaydı. İngiliz yönetiminden izin almak zorundaydı. Böyle bu şartlarda Fransızlar biliyorsunuz güney sahillerimizde, Hatay'da, Antalya'da, şeyde Gaziantep öyle her tarafımız işgal altındayken biz bu mücadeleyi yaptık. Bunların bilmedikleri o. Bu mücadeleye onlar katılmadılar. Onlar için ülke yoktur. Onlar için Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir önemi yok. Bu milletin önemi yok. Onlar sadece kafalarında bir mevhum var. Hilafet. O mevhumu düşünüyorlar. Onlar için somut bir şey yoktur. Onlar için gerçek yok. Onlar için farklı bir dünya var. Şu anda İslamiyet Türkiye Cumhuriyeti'nde en iyi yaşanan dindir. En iyi İslamiyet Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanıyor. Yaşandı. Şimdiye kadar da öyleydi. Yaşandı. Onun farkında değiller. Arabistan'da mı yaşanıyor bizden daha iyi İslam?
Gitsinler bakayım Arabistan'a. Bizden daha iyi mi yaşanıyor oralarda? Suriye'de mi, Irak'ta mı? Kuveyt'te mi, Katar'da mı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi, Mısır'da mı bizden daha iyi yaşanıyor? Bunların farkında olmayan, hayal içerisinde olan, zavallı insanlar bunlar. Dinin ne olduğunun farkında değiller. Elhamdülillah biz Müslümanız. Onlar Müslüman olduğunu sanan zavallılar maalesef ve bu İslamiyet'e de daha fazla zarar veren insanlar bunlar. Çok zarar veriyorlar. Çok zarar veriyorlar. Bunun peki farkında değiller. Şimdi bu zihniyet bunları yapıyor. Bu hilafet meselesini falan ortaya çıkarıyor. Bütün dertleri bu kadar rüşvet yediler, devleti soydular, bitirdiler, zengin oldular. Hala doymadılar, iktidarlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a inanıyorlarsa bunun cezasını çekecekler, bunu görecekler. Bunu görecekler. Allah büyüktür, biz de göreceğiz, biz de yaşarsak göreceğiz, onlar da görecekler. Onlar İslamiyet mücadelesi içerisinde değiller. Onlar kendi mücadeleleri içerisinde olan zavallılar maalesef. Peki. Ve İslam'dan da uzaklar. Haklısınız ama şöyle bir tehlikeyi hissetmiyorsunuz hem bir siyasi parti yöneticisi olarak hem de milletvekili hem de Türkiye'nin. Hissetmez olur muyuz o tehlikeyi olarak? Çok net olarak görüyoruz. Bunların, bu zavallıların hem devletimiz için, cumhuriyet için, hem din için, her kavramımız, milli, manevi, bütün değerlerimiz için çok tehlikeli olduğunun farkındayız. Çok tehlikeliler, çok tehlikeliler ama devam edemeyecekler artık. Çünkü şöyle bir şey var, beni mutlu eden bir siyasetçi olarak beni mutlu eden şu var. Millet arkamızda, bakın bu Ayasofya meselesinde bu Diyanet İşleri Başkanı'nın çıkıp da Atatürk'e yaptığı hakaret falan, AK Parti içerisindekiler tarafından bile eleştirildi. Bunun doğru bir tarafı yoktur. Hiçbir devlet kendi devlet büyüğüne, kurucusuna, milli manevi değerlerine, milli manevi şahıslarına böyle saygısızca, pervasızca hakaret edemez. Diyanet İşleri Başkanı bunun cezasını çekecektir. Bu devlet varsa, yarın da varsa onun cezasını çekecektir. Hiçbir devlet kendi milli manevi değerlerine bu kadar hakaret ettirmez, edemeyeceklerdir. Bunun cezasını çekeceklerdir. Bu devlet yarın da varsa, ya Allah'ıma şükür olacaktır, bunun cezasını çekeceklerdir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunların hesabını verecekler. Bu dine, bu devlete, bu ülkeye, bu millete bu yaptırdıklarının cezasını verecekler. Bu kadar saygısızlık olmaz, bu kadar hırsızlık, alsızlık, yolsuzluk, hepsi bir arada, böyle bir dünya olamaz. Bunun cezasını çekeceklerdir. Ama iki gün daha uzatmak için birçok milli manevi değerimizi, ekonomimizi, her şeyimizi mahvediyorlar. Peki Türkiye geri dönülmez bir noktaya sürüklenebilir mi? Bu siz demin ekonomiden bahsettiniz ama yarın öbür gün çıkıp biri de çılgın bir siyasetçi de hilafeti ilan ettim dese ne yapacağız? Şu anda bu toplumun en az %50'den fazlası ne kadar olduğunu yani tartışmaya gerek yok herhalde. Şu anda yarıdan fazlası buna çok büyük bir çoğunluğu böyle bir şeyi kabul etmez. Bu askerin, bu bürokrasinin ne olursa olsun böyle bir saçmalığı kabul edeceğine de ihtimal vermiyorum. Türkiye muz cumhuriyeti değil, devlet geleneği olan bir ülke. Böyle bir saçmalığı asla kabul etmezler. Çünkü bunu ilan ettim demek ne getirecek Türkiye'ye, bu millete? Bu aç, işsiz, sıkıntılı millete ne getirecek? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Peki 13 madde kurultayda yayınlandı. Kurultayla bitirelim. Önemliydi Sayın Genel Başkanım bu ilk hedefler bildirgesi gibi. 13 maddeyi tek tek, biraz önce gazeteci arkadaşımız buradaydı. Sevgili Zeynep Gürcanlı tek tek maddeleri okudu. Siz maddeleri ezbere biliyorsunuz. Yazanlardan bilirsinizsiniz. 13 maddeler, evet. Peki bu nedir? Bu mesela diyelim ki bir İYİ Parti ile ya da Saadet Partisi ile konuşulup Millet İttifakı çerçevesinde hazırlanmış bir manifesto mu? İkinci yüzyıl bildirgesi. Yoksa Cumhuriyet Halk Parti'nin bir taslak olarak ortaya attığı, daha sonra diğer partileri de, ittifak partileri de üzerinde uzlaşmaya çağırdıkları yeni bir seçim bildirgesi. Bunu tam olarak bize tarif eder misiniz?
Şöyle, orada genel başkanımız sorunları 5 madde halinde açıkladı. 13 maddeyle de bunların çözümlerini sıraladı. Yani hem sorunları ortaya koyuyor, sorunların ayrıntısına giriyor, hem de çözümlerin nasıl olması gerektiğini açıklıyor. Şimdi en ilk çözüm 13 maddelik genel başkanımızın açıkladığı çözümler içerisinde ilk çözüm anayasaydı. Türkiye'nin acil bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu iş devam etmiyor, yürümüyor çünkü. Neden yürümüyor? Çünkü yasa yapamıyoruz artık. Çünkü yürütme erki dediğimiz bir kişiden oluşuyor, bir seçilmiş kişi. Diğerlerinin hiçbir şekilde sorumluluğu yok. Hiçbir şekilde hesap vermiyorlar. Meclise hesap vermiyor, millete hesap vermiyor. Bakanlar bakan değil. Seçilmiş adam değil bakanlar. Memurlar. Bir tek kişinin olduğu bir yürütme erki olur mu? Ha, Amerika'da da öyle başkanlık sistemi diyeceksin. Öyle değil Amerika'da da. Amerika'da federal bir yapı var. 51 devlet var. Onun üzerinde bir başkan var. Başkan ve başkan yardımcısı birlikte seçiliyor. İki seçilmiş kişi var orada. Ama 51 devletin başındaki kişiler de ayrıca seçilmiş. Ve federal devletin yetkileri, yani başkanın yetkileri dış politikayla ilgili, askeri konularla ilgili, güvenlikle ilgili, diğer eğitimdir, şudur budur birçok konuyla ilgili yetki o 51 devlete ait. Onların parlamentoları var ayrıca, onlara ait. Yani bir kişiden oluşan bir yürütme erki dünyada hiçbir yerde yok. Ve bizdeki gibi yani güçler ayrılığının çalışmadığı bir sistem de hiçbir yerde yok. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütme erkinin başındaki kişiye bağlıdır. Ne istiyorsa, ne emrediyorsa onu yapıyor. Kendisinin yasa çıkarma yetkisi, kanun yapma yetkisi yoktur oradan talimat almadan. Oradan talimat almadan bir daha söylüyorum, yasama yapma yetkisi yoktur. Biliyorsunuz Erdoğan'ın ayrıca Cumhurbaşkanı olarak bir de yasama yetkisi var ilaveten. Bazı yasalar çıkarıyor bir taraftan da. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisi, bu demokrasi değil, yürümüyor. Ayrıca üst yargıyı, yargıyı da belirliyor. Yani böyle bir sistem yok dünyada. İnanın padişahlık devam etseydi bu kadar yetkisi olmazdı padişahın. Ki Osmanlı döneminde bile meşrutiyet dönemindeki meclisler padişahın yetkilerini sınırlamıştı. Bu kadar yetki olmaz. Bu kadar yetki bir insana fazladır. Bir insanı normalin dışına çıkarır. Maalesef öyle oldu Türkiye'de. Onun için Türkiye'nin ilk sorunu anayasadır diye başlamış Sayın Genel Başkanımız. Oradan itibaren 13 madde halinde çözümlerimizi sıralamış. Evet, anayasadan başlayarak bu sorunlarımızı tek tek çözeceğiz. Diğer Millet İttifakı partileriyle uzlaşmaya... Onlarla şöyle, tabii oturup da bir masa etrafında bunu yapmadık. Ama uzun zamandan beri beraberiz. Bir söylemimizde dikkat ediyorsanız çok bir farklılık yok. Aşağı yukarı benzer şeyler söylüyoruz. Ve en önemlisi bu anayasanın değişmesi, bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmesi konusunda hemfikiriz. Ondan sonra sistemin, ekonominin devam etmediği, düzeltilmesi gerektiği konusunda, yapısal reformların muhakkak olması gerektiği konusunda, devletin mimarisinin, yapısının değişmesi gerektiği konusunda hemfikiriz hepsiyle. Bir tek hemfikir olmayan iktidar partisi. Dünyada olan bitenlere bütün dünyayı gözlerini kapatmış, görmüyor. Ekonomi berbat vaziyette. Ya geçen yıldan bu seneye kadar, yani bu Mayıs'a kadar, geçen Mayıs'tan 2019 Mayıs'ına bu Mayıs'a 4.072.000 geçenlerde yayınlanan TÜİK raporunda var. İsteyen baksın, inanmayan baksın. 4.072.000 çalışma isteğinden vazgeçen insan var. 4.072.000. Böyle bir şey anormallik olabilir mi? Böyle bir şey gerçekse o zaman bu ekonomi bitmiş demektir. Bunları görmek istemeyen bir iktidar var artık. Bir tek iktidar görmüyor. Yoksa geri kalan bütün muhalefet partileri, Türkiye'deki bütün partiler bunları görüyor. İşsizliği görüyor, yoksulluğu görüyor, çaresizliği, umutsuzluğu görüyor, din, ahlakın çöktüğünü, milli manevi değerlerimizin yok olmakta olduğunu görüyor. Yani siz Ayasofya'da cuma namazı kılmakla bunları düzeltemezsiniz. İki gün daha bu işleri uzatırsınız. Bunlar gözlerimizi bağlamasın. Bu iktidarın gözleri bağlanmış artık. Hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık, beceriksizlik, her şey var. Bu işi uzatmamamız lazım.
Biz muhalefet partileri olarak bütün bunların farkındayız. Birlik, onun için birlikteyiz, birlik beraberliyiz ve bu konularla ilgili olarak da bir söz birliğimiz var en azından. Farklı sesler çıkmıyor dikkat ederseniz bu kadar farklı partiler olmasına rağmen. Evet. Toplumun istediği nedir görüyorsunuz. Hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz hemen ikinci maddesi. Yeni bir anayasa, güçlendirilmiş bir demokratik parlamenter sistem. Toplumun barışı, huzuru nedir bu birbirine düşürülmeye çalışılan şey birbirini huzursuz eden şey anlayışı. Yani dikkat edin iktidar gazetelerine, medyasına o kadar anormal yayınlar yapıyor ki yani çıksa vatandaşlar birbirini öldürse mutlu olacaklar ya. Onun için uğraşıyorlar ya. Vatandaş huzur istiyor. Biz biriz, beraberiz, biz kardeşiz. Niye bizi birbirimize düşman etmeye, bu kutuplaşmayı artırmaya çalışıyoruz? Nedir düşman etmeye çalışıyorlar birbirimize? Düşman etmeye. Bırakalım artık bunları ya. Biz kardeşiz. Huzur istiyoruz. Refah istiyoruz. Türkiye hak ediyor bunları. Bırakın artık. Onun için bu iktidarın demokratik kurallar içerisinde, demokrasi içerisinde gitmesi lazım. İktidarın değişmesi, Türkiye'nin de değişmesi ve refaha, huzura kavuşması lazım artık. Peki. Kurultayımız bunu dile getirmiştir. İktidar kurultayımız bunu dile getirmiştir. Aynen öyle oldu. Ağzınıza evet. Sağlık. Kusura bakmayın sizi fazla yormak istemiyorum. Biraz yorgunsunuz farkındayım. Biz de yorulduk. Tatlı yorgunluktu bu. Evet, evet. Gerçekten ama her şeyden önce bu başarıyla ilgili gerçekten sizi kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu oranda bir destek almak her siyasetçinin harcı değildir. Teşekkür ediyorum. Yani bu önemli. Önemli olan sizin de söylediğiniz gibi bunun gereğini yapmak, bunu boşa çıkarmamak. Allah yolunuzda açık etsin. Ne hep diyeyim? Beraber. Başarılar hep beraber, diliyorum. Hep beraber. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun Sayın Vekilim. Delegemize de, Cumhuriyet Halk Partisi delegesine de teşekkür ediyorum. Size de bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve kurultaydaki ikinci isim Sayın Bülent Kuşoğlu ile konuştuk. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan İrfan Değirmenci ile İstanbul'da artık oradan haberleri alacağız. Kendisine orada da başarılar diliyorum ve ana haberin de ayrıntılarını kaçırmayın diyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın.